geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez şimdi gelenler ders not alsın ama nereye bıraktık? Artanları hatırlıyor musun? Şuralarda mı kaldı ki? Onlar değil. Ben şuraya koymuştum onları ama oradan. Ha evet. Geçti almış falan. Geçmiş de olabilir. Geçmiş de olabilir. O zaman birlikte konuşsanız iyi olur. Yani, olanların yanına otur. Ya da belki bir tane yer bırakın. Bak tamam korumuşsun. İyi olmuş. Olmayanlara verirsin. Kaynaklanan bir durum.
Ama şu durumu tek başına sıra dizim, yani ekleri sıra dizime göre ayarlıyoruz, pozisyonlarını desek, sintaktik yapıya göre ya da oradan çıkarıyoruz desek, bunu açıklamamız çok zor. Çünkü birinci ve ikinci kişi paralel ama üç farklı. Üç farklı, yani sıra dizimin bir kişi değerine farklı davranması pek görüntü bir durum değil. Diğer bir durum, şuraya bakalım. Soru sorduğumuz, aslında bugün ben soru yapılarına girmeyeceğim. Soru yapıları çok daha karmaşık. Yine lehçesel farklılıklar devreye giriyor. Ama düzensizlikler var yine. Gidiyormuşsun da bakın beklendik durum. Kişi iki sonda uyumlu. Ama şuraya bakalım. Aynı kişi, bakın yine ikinci kişi. Yani kişi değerimiz aynı. Bir ya da üç değil, yine iki. Fakat bu sefer mi'nin içinde kalıyor. Mi nedir? Soru biçimidir. Türkçe'de soru yapmak için kullandığımız evet hayırlı sorulardaki temel biçim mi. Ek mi kritik mi? Bu da tartışmalı. Bugün buna girmeyeceğim. Yani kritik diye de bir yapı var. Daha önce değindiniz mi? Selçuk Hoca'nın da Engin Hoca'nın dersinde. Eklerle solcuklar arasında bir yerde sıkışmış yapılar vardır. Bazı yönleriyle solcuklara benzerler ama bazı yönleriyle de ek gibi davranırlar. Örneğin Türkçe'deki mi? Bir tür kritik ya da parçacık diyebiliriz Türkçe olarak. Ünlü uyumuna giriyor. Buradaki U olsaydı bu mu olacaktı. Ü olsaydı buradaki mü olacaktı. İşte diyelim ki üzdün mü, güldün mü, ü olacaktı. Bu şekilde sesler uyuma girmesi ek olduğunu gösteriyor. Ama bunun dışında üzerine vurgu alamaması hiçbir şekilde. Türkçe'de ekler üzerine vurgu alır. Mi alamıyor, hep bir öncekini atıyor. Bu da aslında ek olmadığını gösteriyor. Yani iki arada kalmış. Bu demek ki eskiden özgür bir biçimmiş. Yavaş yavaş ekleşmeye başlıyor. Belki 50 sene sonra %100 ek haline gelecek. Böyle durumlar söz konusu. Mi bunlardan biri Türkçe'de. Ama yine de o konuyu bir kenara koyalım. Şurada bir sıkıntı var. Sıra değişiyor. Sintaktik olması bunu açıklamaz. Açıklamıyor yani. Ya da burada yine beklendik diyorum. Şuraya da bir çekelim. Gitsek mi? Sona çıkmış. Sona gelmiş. Burada yine kişi eki içte kalıyor. Yani ne yazık ki ideal morfolojiyi her zaman göremiyoruz. Ama dediğim gibi bunlar sorun değil. Aksine tartıştığımız konuyu ilginç yapan ve açıklanmayı bekleyen durumlar. Şimdi biraz daha bunlara göre daha az karmaşık ve belki de daha net bir örnek yapacağım. Okutmadım gibi bir yapı. Burada ne var? Pozitif var. Olumsuz var. Geçmiş var. Birinci kişi var. Birinci kişi tekil var. Gayet bütün eklerin işlevleri ortada. Bütünüz var. Ama bunu çevirdiğimiz zaman, diyelim ki İngilizce'ye çevirelim. İki farklı çeviri çıkartabiliriz. Nasıl çevirdiniz bunu İngilizce'ye? Ya da İngilizce'ye çevirmek istemiyorsanız bunun anlamsal yapısını düşünelim. Diyelim ki buradan şöyle iki tane anlam çıkabilir. İngilizce yazacağım ve olumsuzluk diye düşünebilirsiniz. Yani başka bir dilden yararlanabiliriz diye İngilizce yazıyorum. Bakın şimdi açılara bakın. İlkinde not'ın açısı hepsinden daha geniş. Yani olumsuzluğun açısı ettirgenlikten ve eylem kökünün anlamından daha geniş. Yani birinin burada neydi örneğin? Sen okutmadın. Birinin bir şeyi okumasına izin vermemek gibi bir anlam. Ama diğerine bakın. Cause not read. Okumamasına sebep olmak. Okumamasına sebep olmak başka bir şey. Değil mi? Bir de ilk anlam var. O da başka bir şey. Farkı herkes anladı mı? Ama iki farklı anlam içinde tek bir yapı Türkçe'de. Yani biz okutmadım, yürütmedim, çalıştırmadım. Diyelim ki ben seni ders çalıştırmayacağım diyorum. İki anlam olabilir. Çalışmana engel olacağım olabilir. Ya da diğer şuradaki anlam olabilir. Ama biz bu iki farklı anlam içinde tek bir yapıyı kullanıyoruz. Yani şu sıra. Sadece bu sıra. Diğer türlü olmuyor. Yani okumaktım gibi bir yapı olmuyor. Diyelim ki şuna şu olsun, şuna da okumaktım olsun. Buradaki anlamlar için paralel için olmuyor. Sebebi ne olabilir? Çünkü
morfolojinin kendi kurduğu bir sıra sistemi var. SWAT diyoruz ya da pozisyon diyebilirsiniz. Buna uymak zorunda bizimdeki yapılar. Hiçbir sorun var ya. Ya sorun morfolojinin de işin kendisinde değil mi? Türkçe'de o pozisyon dediğimizde yaptırmak mesela, yaptırmadım, okutmadım falan farklı şeyler de olsa o görevi gördüğü sürece aynı sorun çıkıyor yani ekin kendisinde sanki. Ama işte başka durumlar da var ya, şunların hepsine geniş bir açıdan bakalım. Sadece bu durum olsa diyecek mi ki? Ha, pozitifle ilgili veya olumsuzlukla ilgili bir sıkıntı var burada. Ama şunları ve benim şu an bahsetmediğim başka düzensiz durumları da düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Eklerin sıralanışı birebir anlamla örtüşmeyebiliyor. Yani şu anlamsal sıraya uymayabiliyor. Ve birebir söz dizim kurallarına da uymayabiliyor. Hepsine birden baktığımız zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki morfolojinin kendi koyduğu bir kural var. Bir ekstrası var. Ekli dillerde tabii. Eksi dillerde başka bir sıralar da var. Şeyden bulabilirim. Sadece okutmak dediğimizde bile aynı problem çıkıyor. Tamam, aynen. Evet, sadece okutmakta da çıkabilir. Yine diğer durumlarla birlikte düşünelim bunu. Yine tabii ki ben böyle diyorum diye beni izlemek durumunda değilsiniz. Bunlar sadece tartışma açmam yani. Burada madem burada birleştik değil mi? Bir tartışma açmamız gerekiyor. Bunları düşünün, ileride bu alanlara kayarsanız eğer değişik bakış açılarının olduğunu görün ve ona göre gidin. Bunlarla ilgili sanırım yeter. Süreçime geçebiliriz artık. 5 numaralı kısımdayız. Soru var galiba. Zümrüt'ün ses şeklinde anlatılmıştı. Türkçe dansında üçüncü kişi olmadı ve bunun İtalyan familya olduğu şeklinde anlatılmıştı. Mesela gidiyorduk veya gidiyordunuz özelinde mesela hani şey, etimolojik olarak gidiyor yani üçüncü kişi. Yani üçüncü kişi değil de bir ve ikinci olmayan kişi formunun arkasına bir yardımcı eylem alıp eylemi seçiliyor. Ama işte gidiyorlardı aslında irregülerden ziyade bir ve ikinci olmayan çoğul durum gidiyorlar. Ardına idi yardımcı eylemini alıyor. Ve üçüncü kişi de zaten yok ama hani olduğu durumda da çekim almıyor. Üçüncü kişi yok derken neyi kastediyorsun? Üçüncü kişi zamirleri yok. İçim yok. İçim yok diyelim. Yani üçüncü kişi Türkçe'de var. Evet, evet, anlamı var tabii. Yokken yorumumuz söz konusu. Yani üçüncü kişi. Ama şunu demek istiyorsun. Üçüncü kişinin biçimi yok. Türkçe'de sıfır demek iç. Tamam. Doğru. Evet. Dolayısıyla onun o biçimin arkasında sıfır. Yanına çoğul gidiyorlar. Evet. Tabii öyle de diyebilirsin. Aynen onu dedik zaten. Öyle diyebilirsin. Ama şöyle de diyebilirsin. Bu artık iki işlevlenmiş. Yani bunun iki işlevi var da söyleyebilirsin ama ben de ilk yıl düşünüyorum. Ama diğer bir bakış açısında size söylemek istedim. Ben de Türkçe'de third person, sıfırla bir konuyu. Başka soru? O zaman türetime geçelim. Türkçedeki türetim yöntemlerine bakacağız. Zaten değindik. Türkçede en çok gördüğümüz süreçlerden biri ekleme. Ama ekleme de alt alanlara ayrılıyor. Dedik ya sondan ekleme, önden ekleme, aradan ekleme gibi bunlar olunca. Türkçe'de sadece sondan ekleme var. Bakın burada birçok örnek var. İşte işlevleri olan türetim ekleri ya da türetim ekleri hep sondan ekleniyor. Ve birbiri üstüne de bunlar gelebiliyor. Zaten gördük. Ama şöyle bir şey var. Türetim dediğimiz zaman sözcük türü yani ulam değişmek zorunda değil. Değişebilir. Yani diyelim ki alttan eylem türetebilirim. Eylemden sıfat, sıfattan eylem, sıfattan alt, fark etmez. Türetimde bu mümkün ama bu zorunlu değil. Koştur örneğine bakalım. Burada tür değişiyor mu? Türkümüz eylem ama koşturmak yine eylem. Bakın tür değişiyor. Ama türetim var. Çünkü eylemin üye yapısı değişiyor. Diğer örneğe bakalım. Güzelden güzelleşmek. Burada var mı tür değişimi ya da ulam değişimi? Güzel, güzelleşmek. Tür değişimi tabii ki var. Sıfattan eylem türetiyoruz. Demek ki türetimde iki türde olabiliyor. Yani türetimin bilgim çok altında değişmek zorunda böyle bir şey yok. Ama mümkün. Çekimin aksine. Çünkü çekimde tür değişimi olamaz.
önce Fransızca bazı eklerin Türkçe'de üretkenlik kazandığından bahsettik. Bakın burada başka ekler de var. Farsça ve Arapça özellikle. İşte maddedeki iyi. Başka, ha bu felsefi, seninle dün konuştuğumuz bak maddedeki aynı şekilde. Felsefi ve başka çok çok sözcükte görebiliriz. Bu artık üretkenlik Türkçe, Türkçe'de. Mantıkendeki en. Başka aklınıza geliyor mu bu enle ilgili? Yani mantıksal olarak anlamına mantıken diyebiliriz. Hukuken. Evet, hukuken. Gerran falan gibi. Aha, gelebiliyor. Yani çok tabii bir ana Türkçe ek kadar üretken olmasa da üretken, artık üretkenleşmeye başlıyor. Ya da gitaristteki is, normalde gitarcı derdik. Değil mi? Gitarcı da diyebiliriz ayrıca. Sorun yok. İşte bazıları eleştirir. Gitarcı ne yani? Gitaristiniz. Basist. Basçıya işte basist. Olabilir ama gayet C2'nin de kullanabilirsin. Hiçbir sorun yok. Sadece biri Türkçe kökenli, diğeri yabancı kökenli. Var ve zede, bunlar da bu şekilde kazandırdı. Zede de işte diyelim ki bugün derste bir sorun yaşadınız, ders dedeler diyebiliriz. Yani ekleyebiliriz. Bu da üretken. Diğer dillerdeki ekleme süreçlerine bakalım. Örnekler var. Prefix diyoruz İngilizce'de. İngilizce'de var. Zaten bunu biliyorsunuz. İngilizce de bayağı üretken. İşte an var, anın değişik görünümleri var. In, ear, ill, değil mi? Aynen. Sese göre değişen. Ya da non. İçekler var. Daha önce değinmedik. Bontok dilinde var. Örneğin fikas, tabanımız. Güçlü demek. Strong demek. Birinci sesten sonra un ekini eklediğiniz anda son, onun türünü değiştiriyorsunuz. Eyleme dönüştürüyorsunuz. Fili strong oluyor. Türkçe yaptık. Ama ne önünü arkaya ekledik, ortaya ekledik. Ama tabii ki bu gelişi güzel, rastgele bir yere eklenmiyor. Diyelim ki bu dilde bütün sıfat, strong gibi, fikas gibi sıfatların ilk sesinden sonra hep bu ekleniyor. Yani belirli bir pozisyonu var. O zaman eklediğiniz zaman eylem türetebiliyorsunuz. Ya da Malay diline bakalım. Burada adil, şeyi, aa bu size tanıdık geliyor mu? Adil. İki tane ek, ayrı ek, circumfix diyoruz bunlara. Aynı anda önden ve arkadan aynı tabana ekleniyorlar ve işlevleri tek. Yani iki ekin ayrı işlevleri yok. Adil'in önüne k, ardına an geldiği anda sıfattan at türetiyor. Fair'den fair'ına türetiyor. Böyle ekleme türleri de var ama Türkçe'de görülenler sadece sonuçlar. Hangisini en çok sevdiniz? Ön ek mi, ara ek mi, son ek mi? Hiçbirini sevmedim. Malayca aradaki bir şey. Şöyle olabilir. Başka bir dilden hem Malayca hem Türkçe geçmiş olabilir. Ona bakarız. Arapça, Malayca, onlar şeyler. Müslümanlar. Tabii mutlaka Türkçe. Müslümanlar falan muhtemelen oradan geçmiş. Evet. İşte ya yazıyor burada. Sen ondan bahsediyorsun. Kağıdım olmadığı için. Dinlemedin mi beni? İşte bak yazıyor. Türetim sürecine bir örnek verelim. İngilizce'de diyelim ki sistematik sözcük. Asistematik asıl. Bunu nasıl türetiyorsunuz? Sorumuz bu. Kaç tane mantıksal seçeneğimiz var? Asistematik sözcüğünü türetmemiz için. Şöyle bir yapımız olabilir. Sonra ancestor, sonra ethic ekleyebiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. System ve ethic'i birleştiririz. Systematic sonra gelir. Yani iki tane mantıksal seçeneğimiz var. Ama morfolojik olarak sadece biri doğru. Şöyle olur. Sizce hangisi? Ya da neye göre buna karar veriyorsunuz? Düşünün, atik
ekibi de ayırmamız gerekmiyor. Çünkü mesela otomatik ya da önce ateşi isim yapıyor, sonra içeriye onu istediği başka şeyleri de farklıysa onu tutuyoruz falan. Ama burada şöyle bir durum var, sistemat diye bir şey yok. Ya mesela hani bunu böyle bu ayırdınız ya, bunu böyle ayırınca bunu da ayırmak gerekiyor bir şey olur. Bunun ayrı anlamı var, şunun ayrı anlamı var. Ama bu ortamda ayrı anlamı var mı? Sistemat diye bir şey var mı? Yok ama hani genelde... Hayır tabii çok güzel bir sorun. Yani başka bir içinde olabilir. Başka bir içinde olabilir. Bu da aynı. Aşağıda ve aşağıda bastırırsan... Tamam, harika. Oldu mu? Tamam, oldu oldu. Diğerleri görebiliyor mu? Oradakiler. Tamam, güzel bir soru burada olmadı. Ama olabilir, başka bir soru. Evet, iki tek başına sunulur bir ama orada bu da olmadı. Çünkü elimizde de sistemat olması lazım. Ki gayet teknolojik olarak durmuştuk ama olmadı. Şimdi diğer, benim soruma dönelim, hangisi? Ya da neye bakarız? Bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz, neye bakarız? Hangisi doğru olandı? Tamam, tartışıyoruz. Duymadınız mı? Yok, şu tahta muhabbeti gelince. Şu an zaten bir tuhafsınız. Yani şimdi söylediğim şeyi tekrar soruyor. Tartışırken onu soruyor falan. İyisiniz. Soğuk seçin. Evet. Tamam, onu tartışıyoruz. Neye bakarız? Neye bakarız? Aşağı bulunduk, okuduk mantıklı olarak. Mantıklı, hani sizin de belli seviyede İngilizce bilen konuşucular olarak aslında sezgisel bir grup ana diliniz olmasa da sezgisel durumlar var tabii. Çünkü yıllardır İngilizce eğitim görüyoruz. Ya an olmadıkça açıkça... Yani şunu demek istiyorsun, teknik konuşalım, güzel. Şunu demek istiyorsun, an sıfatlara gelir. Yani tür, sözcük türleriyle ilgili bir durum. An İngilizce'de adlara gelmez. Yani an system diye bir şey olmaz İngilizce'de, bir bilgisidir. Şimdi bu yüzden bu elendi. Yani sözcük türleri, kategoriler ya da olanlarla ilgili bir durum. An nelere gelir? Eylemlere gelir. Diyelim ki do, an, do diyebiliriz. Eylemlere gelir ya da sıfatlara gelir. An, an herkese gibi. Demek ki şu zaten gitti. Mantıksal teknolojilerimizden beri. Geriye sadece bu kaldı. Önce system ile etik birisi. Sağlamasını yapalım. Etik namlara gider mi? Gider. Sıfat kritik. Sonra an da zaten sıfatlara gidiyor dedik. Herhangi bir sıfatı an gidebilir. Neden? Çünkü bundan diyelim ki şu olmadan da bundan başka türkümler yapabilir. Sistemat yapıyor. Demek ki onun destini olur. Burada süreçler var. İlki zaten bir bilgi sürüşlerin sebebini açıkladık. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisindeki yapıyı siz yazacaksınız diyor. Recharacterize gibi bir yapı düşünelim. Recharacterize. Güzelce. Çekim var. Size bir kolay yol. İstisna durumlar dışında çekim daima türetimden sonra gelir. Genellikle böyledir. İstisna durumlar var dedik Türkçe'de. Şu an İngilizce'de anlatıyoruz. İngilizce'de pek yok. Önce türetim gelir. Yani recharacterize'de en son ız gelecek. Ama ondan önce bakalım nasıl bir yapı olabilir. Düşünün aynı şu şekilde düşünün. Kimler önce birleşiyor? Hatta ben burada zaten recharacterize'nin olmadığını da vermişim. Recharacterize olmuyor. Neden olmuyor? Re, adlara gitmiyor. Eylemlere, aynen aynı gibi. Eylemlere ya da sıfatlara gidiyor. O yüzden. Peki ne kaldı geriye bu durumda? Önce demek ki character'dan characterize türetiyoruz. Burada olduğu gibi. Buradaki harflerin anlamını anladınız herhalde. A artı az. Yani ad artı az demek bu. Yani character bir ad ya. Genelleme yapıyoruz. Herhangi bir adla aynı birleştirdiğimiz zaman eyleme diyoruz. Eylem türetiyoruz. Bu arada fiillere ben eylem diyorum.
Anladınız. Tamam. Ben size bir sözcük vereyim. Kendi kullandığım terimler. Ama zaten Selçuk hocamız ve Engin hocamız da büyük olasılıkta onlar da eylem diyordu zaten. Bir artı eylem artı sürekli. Bir sonuçta yine eylem. Yani tekrarca başına bir getirdi eylem. Tekrarca eylem ve tekrarca eylem. Ve artık rahatlıkla türetimi bitirdik. Çekim içini devreye sokabiliriz. En son öz geliyor. Bu durumda siz süre yapı çizebilir misiniz? Ben çizeyim mi? Bu tekrarca mutlu. Ama dediğim gibi bunlar basit sen sonuçlar önce. Hani bunların notasyonları nasıl olur? Çerçeveden çerçeveye göre değişir ama bu en genel temel olarak şu anda yani bugün size verebileceğim bunlar. Oraya niye iyi yazdık? Niye iyi yazmadık? Nereye? İşte bir karakterizin sonuna. Arapçayı burada da sorayım mı? Hani... Öyle bir kural mı var? İyi değil. Çerçeveye yazdık. Evet. Ha pardon. Tabii fonoloji ben de olay. Yani ek aslında ı önde varsa zaten gelmiyor. Yani alı ben alı mortunu yazdım. Okay. Aynı şey yani. Sorry. Diğer bir türetim sözü artık eklenme yeter herhalde. Eklenmeyi anladık. Zaten bildiğiniz bir şeydi. Birleştirme en ilginç olanlarından biri. Geçmeden bir şey soracağım. Mesela şimdi bu stresit ekten bahsettik ya. Mesela şey tarzı bir durum olduğu zaman ne oluyor? Mesela öne bir ses geliyor ama içerideki sesler değişmeden anlam ifade etmiyor. Mesela Arapça. Arapça da mesela. Arapça da öne mim geliyor. Ama içeriye de mesela ağır mı getiriyor? İşte ona bir o tartıştık. Sabah tartıştık. Sabah kayıtlara bakın. Bir saniye bu durumda eşliğinin zevkidir. Söyleyeyim yok. Ay, çok güzel bir soru. Bunlara transfix diyenler var. Yani bir tür ek sistemi. Ama benim yaklaşımına göre ve diğer bir gruba göre bunlar ek değil aslında eklemesiz biçimsel yapılar. Yani ekleme olmayan ama sadece ünsüz köklere ünlülerin yerleştirildiği bir tür sesler değişiklik içeren yapıyor. Ama bunu transfix diye de tanımlayabilirsin. Ama şu gördüğünüz ekleme sistemlerinin hiçbiri değil. Arapçadaki çünkü farklı. Yani infix, circumfix, infix, prefix, suffix bunların altına bir tane daha yazıyorsunuz. O da Arapçadaki oluyor. Veya Arapça eklemeli değil. O gibi süreçler başka eklemesiz morfoloji diyoruz. Ne oldu? Beraberlik transfixmiş. Birleştirmeye dönebilir miyim? Compounding. Bu terimi duymuş muydunuz? Compounding. Compoundlar bileşik solucuklar demek. Ya da kısaca bileşikler diyelim. İki tane leksiğimi alıyoruz. İki tane leksiğimi alıyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra ortaya yeni bir leksiğim çıkıyor. Türkçe'de pek çok süreç var ama bir tanesi en çok üretken. O da en sonuncusu. Önce hepsine bakalım. Gel git diyelim ki iki tane eylem leksiğin kökünü alıyoruz. Ve bir at ortaya çıkartıyoruz. Bakın tür değişimi de mümkün compounding'de. Yani ikisi de eylem ve sonuç eylem olmak zorunda değil. Sonuç at da olabilir. Burada olduğu gibi. Gel git gibi başka örnek geliyor mu aklınıza? İki tane eylem kökünden at türettiniz. Kapkaç. Git gel. Çek yat. Çek yat. Tut kal. Evet yani birkaç tane var ama ne yazık ki çok üretken değil. Çok üretken değil. Çünkü sorduğum zaman hemen aklınıza çok gelmiyor. Demek ki her an yeni... Yapboz. Evet, güzel. Sıfat ve attan yine sonucumuz at ya da sıfat olabilir. Diyelim ki açık göz. At olabilir. Bu da yine çok üretici değil. At ve eylemden baş örneğin at, eylem, vur. Eylem türetebiliriz. Baş vurmak. Bu da diğerlerine göre üretken yine. Göz koymak örneğin. Göz koymak, bastırmak. Düşürsek buluruz. Ama en üretken olan her anın her an sınırsız sayıda yeni bir tane bileşik türetebileceğimiz sistem adar artı sır bileşikleri. Diyelim ki dil öğrencisi. Şu an bugün buraya gelen kişiler dil öğrencisi.
tane adı koyuyoruz. Sonra su ekini. Tabi su ekinin de alamofları var. Sı, si, su, sü ya da ı, i, u, ü. Sondaki sese göre değişiyor. O yüzden sı parantez içinde. Niye birleşmiş? Niye isim tanımlaması değişti? Tamam, niye? Çünkü isim tanımlaması geleneksel... Gerçekte çevirdiğinde isim tanımlaması oluyor. Ha, şimdi isim tanımlaması zaten modern bir bilimde yok öyle bir şey. İşte o isim tanımlaması denilen şeyler bileşiklerdir. Neden bileşik diyoruz? Açıklayın. İsim tanımlaması dediğimiz zaman ki tanımlama ne demek? Onu sormak gerek. Belirtisiz var, belirtili var. Size geleneksel bir bilgisinde öğretilen. Belirtili denmesinin sebebi, buradaki bir örnekten yola çıkalım. Diyelim ki dil öğrencisi, dilin öğrencisi. Ya da çocuk dünyası, daha doğal bir örnek. Çocuk dünyası. Normalde belirtisiz isim tanımlaması diye öğretilir. Artık ne diyoruz? Bileşik diyoruz bunlara. Bir de çocuğun dünyası diyelim. Dili belirtili. Niye? Çünkü şuradaki ilk at belirtili, dünyada belirtili bir gönderimi var diye düşünüyor böyle bir yerde. Ama şuradaki belirtisiz olduğu için, hani bütün çocuklar olabilir, herhangi bir genel gönderim olduğu için belirtisiz belirtili, sıkıntı. Neden? Bu belirtili denilen de belirtisiz olabilir, genel gönderim olabilir. Ben dedim ki çocuğun dünyası mıdır işte, bakın genel gönderim. Herhangi bir çocuktan bahsetmiyorum. Çocuk dünyası anlamında çocuğun dünyası böyledir diyebilirim. Yani çocukların dünyası, hatta çoğul yapalım, çocukların dünyası. Genel gönderim yapıyorum. Bakın şimdi belirtilik yok. Demek ki sıkıntılı. Ayrıca tamlama nedir? İkisi de tamlamaysa yapıların aynı olması gerekir. Gönderimsel sorunu bir kenara koyalım. Yapısal açıdan bakalım. Hala belirtili, belirtisiz tamlama diyebilir miyiz diye. Yapılar farklı. İlkine... Hayır öyle deme ama üniversite seviyesinde... Yani o zaman üniversitede biz 12 yıl boyu gördüklerimizi tekrar edeceksek hiçbir anlamı yok üniversitenin. Yani bu her alanda böyle yani her alanda üniversitede daha ileri bir şeyler görmeniz gerekiyor. Yoksa hiç üniversitede dil bölümleri olmazdı. Tabii ki. Tabii ki. Yani orada tabii ki o insanlar da düşünmüşler, ortaya bir şey atmışlar, ne güzel. Değil mi? Tamlama diye bir şey var. Bu adabetlerinden farklı bir yapı. Şu anda da biz, tamam evet bu farklı bir yapı ama bunları tamlama dediğimiz zaman ne yapısal ne anlamsal bir açıklaması yok. O yüzden böyle denebiliriz diyoruz. Neden tamlama deniyoruz? Çünkü tamlama ikisine deniyor ya, yapılarının aynı olması gerek, halbuki değil. Çocuk dünyasının arasına hiçbir şey giremez. Bakın o yüzden bileşik diyoruz. Çocuk dil dünyası, çocuk güzel dünyası, çocuk her dünyası girmiyor, hiçbir şey girmiyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sözcük türetimi. İki leksinden oluşan bir sözcük türetimi. Ama diğer tarafa baktığımız zaman çocuğun her dünyası ya da çocukların her dediği, işte çocuğun güzel dünyası, çocuğun renkli dünyası, bakın araya her şey girebilir. Çünkü o sözcük yapısı değil. Yani burada soru dizimsel bir süreç devredeyken, sentaktik bir süreç devredeyken, adabeyi, bunlar adabeyi, bunlara possessive phrase denir, yani iyilik öbekleri. Burada bir sözcük türetimi, yani morfolojik bir süreç devrede. Fark bu. Tamlama dersek bu farkı göremez. Aynen. Ama bu benim yaklaşım. İkisine de sentaks diyen çok kişi var. Ben doktora tezimde aslında olmadığını gösteriyorum. Bu yüzden. Ama yine de istiyorsanız tamlama deyin. Ben sadece size açıklıyorum. Bileşiklerin, diyelim ki çocuk dünyası novel. Novel ne demek biliyor musunuz? Doğal gönderim, yani anlamı açık olan. Ama anlamı açık olmayan bileşikler de olabilir. Hanım evinden daha önce bahsettik. İşte denizaltı olabilir. Peki bunları nasıl açıklayacağız? Madem morfolojide düzen var, açıklık var, dizgesellik var. Anlamı belirgin olmayanları nasıl açıklayabiliriz? Uyuyanlar. Bir şey soracağım. Böyle dünyasıyla hanım evi işte aynen. İkisi de aynı süreçten geçiyor. Çok güzel. Tamam. Önce benim sorumu cevaplayalım. Sonra sen bana sorunu hatırla. Tamam. Benim sorum şuydu. Niye çocuk dünyasının anlamı açıkken hanım evinin hem açık hem de kapalı anlamında. Yani kapalı anlam bitki olan. Anadolu Türkçe olmayanlara gayet kapalı hiçbir şekilde ulaşamayacakları. Ezberlemeleri gereken bir anlam. Diğeri de kadın evi anlamındaki açık anlam.
Bazı bileşikler sözlükçe sıklıktan dolayı kayıt olurlar ve kaybedilirken yeni bir anlam verebilirler. Bu genelde metafor yoluyla olur. İşte hanım elinde öyle. Demek ki şuna benziyormuş o çiçek. İlk bu çiçekle ilgilenen kişiler buna bir isim vermek istemişler. Buna benzetmişler, o yüzden hanım elinde diyor. Büyük olasılıkla metafor durumda. Her kompound böyle olmak zorunda değil. Dedim ya, zaten sınırsız sayıda olası kompound var. Her birine böyle metaforik anlandırıyorum, son derece gereksiz. Bu benim sorumun cevabıydı. Yani bu bir sorun değil. Denizaltının, hanım elinin özel anlamının olup da çocuk dünyasının olmaması değil. Senin soruna gelelim. Niye bazıları ayrı yazılırken bazıları birleşik yazılıyor ya da bunu neye göre ayıracak? Dil bilimin sorunu değil. Ortografik yazım kuralları, Türk Dil Kurumu gibi dil koruyan merkezlerin ya da kurumların sorunu. Onlar da diyelim ki 2 sene önce bir kural çıkarabilirler. 2 sene sonra bu kuralı değiştirebilirler. Yani şu an en son bakın, en son şöyle diyorlardı. İkisi de anlamını yitiriyorsa, diyelim ki hanım elinde. Her iki lafın de anlamı yitiriyor mu? Evet. Yani metaforik anlamıyla, metaforik anlamından bahsediyorum. İkisinin de anlamı yitiriyorsa o zaman birleştiriyorsun. Anlamı yitiriyorsa o zaman ayrı. Tek sözlüğü mü söylüyorsun şu an? Ayrı. 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 Sıfır konu da ayrı. Ama yine de bunlar için TDK'da yazın kurallarına bakın. Bunlar üniversitelerin önünde ezberlikli olmalı. Ben çok ilgiliyorum. Ama bunlar dil bilimi sorunu değil, yazılımla ilgili. Yapış yazılması gerekmiyor. Fazla uzun diye yazmamaya mı karar verdin? En son bilmiyorum, bakarız. Ama en son böyleydi anlama göre. Ha, bizim için önemli olan ne? İster ayrı ister birleşik yazılsınlar. Biz hepsine birleşik diyoruz. Yani ben öyle diyorum farkındaysanız. Şu işte şu ayrılamaz. Bakın hanım eli de olsa birleşik yazılan. Çocuk dünyası, çocuk bahçesi, elma şekeri gibi ayrı yazılanlar da olsa hiçbiri yani arasında başka bir sonuç giremiyor. Yani bunların hepsi birleşik. Yazım bizi ilgilendirmiyor. Demek ki bunlar zihnimizde birleşik gerçekten. Yani süreç sorduklar. Bizim hafta değil dediğimiz ya, bak nereden geçtikten sonra bize düşünün ki bunlar ayrı olsun, bunlar birleşik olsun. Bir şey mi oldu yoksa kendiliğinden mi oldu? Kendi bir kurumları... Kendiliğinden gelişmedi çünkü o zaman sürekli kural değişiyor olmaz. Siz peki ana dil konuşması olarak bunu yazarken genelde eğiliminiz ne? Büyük olasılık. Eğer öyleyse tabii bu hani daha kolay olur. Yani bizim sezgisel bilgimizle örtüşürse yazım kuralları çok daha doğru olur. Bize mesela Almanca'da birleşiyor. Evet. Almanca'da da bu arada Türkçe'de şu ek var ya, buna zaten bileşik eki diyorum. Yani ben öyle diyorum, benim gibi düşünenler de var. Buradaki iyi eki değil. Bu sözcük türetiyor ve bileşik eki. Compound ya da compound marka diyoruz. Almanca'da da bu ortada çıkıyor. 4 tane var, değişik sesler. Yani compound markerlar değişik dillerde var. Yunanca'da var, İspanyolca, İtalyanca'da var, Almanca'da daha birçok dilde. Kimileri işte en sonda çıkıyor Türkçe'deki gibi, kimileri ortada çıkabiliyor. Gibi. Yani bu Türkçe özgü bir durum değil. Senin sorunla ilgili olarak Türkçenin Latin alfabesi ve bu yazımla şey birlikteki çok daha yeni olduğu için bu tarz şeyler de gayet yeni. Daha tabii dil devrimi, evet. Yani dil devrimi demeyelim de harf devrimi diyelim. Çünkü dil değişmedi. Harf sadece yazım sistemi değişti. O diyelim ki İngilizce'ye göre daha geç şu an, değil mi? Yazıyor. O yüzden böyle ölçmezse olabilir. Haklısın. Geçişte kurumlu olunca neyin nasıl yazılacağını da bilmeyenlere kurumdan çıktı falan. O da sürekli kendini falan değiştirince böyle ne olacağı belli olmuyor işte Türkçe'de. Önerim anlamları açık ve netse bunları ayrı yazmanız. Ama anlam tamamen değişmişse birleşik yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki bir şey soracağım. Demin şey sanki ikisi de doğru gibi ama emin değilim. Doğa kanunu ve doğanın kanunları ya da kanunu. İşte birini de ek alıyor. Hı-hı. Yani biri şu, doğanın yani, kanunu. Bazen iki duruma da uyduğu olabilir mi? Doğanın her kanunu diyebilirim. Doğanın bu kanunu diyebilirim. Ama doğa bu kanunu diyemem. Tamam, yani ikisi de olamaz. Hayır, ikisinin de genel gönderimi olabilir mi? Olabilir. Ama ikisi de aynı yapı olabilir mi? Hayır, farklı yapılar. Doğanın kanunu dediğim anda adı değil. Söz dizimsel süreçte öyle. Ayrıştırılabilir, ayrılabilir. Ama doğa kanunu dediğim anda sözcük
Çocuk yapıyorsun. Ha, gönderim olarak ikisinde genel gönderim olabilir mi? Olabilir. Çocuk dünyası, çocukların dünyasında olduğu gibi. İşte o yüzden zaten belirtisiz, belirtili demek sıkıntılı. Çünkü belirtili denilen de belirtisiz olabilir. Bir soru var orada. Doğa bu kanun olmaz dedin mi? Doğanın kanunu olur. Hayır, doğanın kanunu değil. Hani doğa bu kanunu. Olmaz diyorsun da. Mesela, doğa bu kanunu olmaz. Yani mesela, şöyle mesela doğa bu kanunu ha, böyle diyemez. Ama orada yapı başka. Doğa bu, o başka. O özne, özne, yüklem. Yani orada sözcük türü yok zaten. O başka bir anlam. Başka bir yapı, başka. O tabii ki o. Doğa bu, kanunu olmaz ki diyorum. Yani. Ya da kanunu tabii ki olur diyorum. Orada zaten yapı başka. Yani orada zaten Tunca yapısı var. Öznemiz var, yüklemimiz var. Ama doğa kanunu... bunun arasına buyu getiremezsin. Yani doğanın bu kanunu anlamında doğa bu kanunu diyemezsin. Hiç, hiçbirimiz demeyiz yani. Hile yapmış oluyorsun yani. Doğa kanunu çiğner dediğin zaman oluyor ama oradaki doğa kanunu evet. Değil. O başka. Anladın mı? Yani yapısal farklı. Hatta ona da şurada geliyoruz. Böyle yapısal ambiguity diyoruz. Belirsiz falan bir tutum var. Senin örneğin de ona olmuş oldu. Devam ediyoruz. 3'e bakalım. Yani 7. kısımdaki 3. türetim türümüz. Yineleme. Redaplication'ı duydunuz mu? Redaplication. Diyelim ki sarıdan sap sarı. Buna ne diyorduk? Geleneksel dediğimiz şekilde. Ha, pekiştirme. Doğru. Yani anlamsal olarak doğru. Pekiştirme. Ama morfolojik süreç ne derseniz, morfolojik süreç yineleme. Neden yineleme? Çünkü elimizde bir taban var. Tabanı hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi taban? Taban neydi? Morfolojideki taban. İşlem görmüş. Efendim? İşlem görmüş. Evet, işlem gören, işleme giren morfolojik birim. Burada işleme giren birim sarı, sarıdan sapsarı oluşturuyoruz. Peki niye yineleme diyoruz? Çünkü işleme giren birimizin ya tamamını ya da bir kısım sesini alıyoruz ve çıktığımızda kaydediyoruz. Yani sarıdaki sadece sağı alıyoruz diyelim ki. Çıktığımızın içine koyuyoruz. Sıfattan sıfat. Ha, pekiştirme var anlamsal olarak. Doğru, anlamsal olarak pekiştirme. Ama tamamıyla ne yapabiliriz? Reduplication süreci yalnızca girdiğinin bir kısmını içermiyor. Diyelim ki güzel güzel konuştu. Girdiğimiz burada güzel. Tamamını alıp yanına koyuyorum. Güzel güzel. Aynı zamanda türetim ortaya koyuyorum. Sıfatta belirtiş türetiyoruz. Değil mi? Normalde güzel dediğim zaman bir sıfat. Ama güzel güzel yürüdü, güzel güzel baktı dersen eylemi niteliyor, belirtiş oluyor. Yani zar. Belirtiş oluyor. Yani tamamı da olabilir. Yine de hocam, sıfatla. Peki mesela şey gibi durumlar nasıl oluyor? Mesela bir elimizde isim var, ismi iki kez yineliyoruz. Hı hı. Bunun bir yineleme mi yoksa birleşik kelime mi olduğunu nasıl ayırt ediyoruz? Bir örnek verir misin? Türkçe üzerinden bilmiyorum da mesela Ermenice'de par dil demek, kelime demek, par. Par par diyalek demek mesela. Hı hı. Hani şey, yinelenmiş oluyor. Tabii aynısı ise o birleşik değil. Peki, birleşikte iki ayrı lakisim oluyor. Yine demede tamamının aynısını tekrar etmiş. Burada önemli olan morfolojik ve analizden ziyade semantik bir durum söz konusu değil mi? Hem morfolojik hem semantik oluyor. Morfolojik neden? Çünkü birinde base'in yani girdinin aynısını yanına koyuyorsun. Ama diğerinde iki tane ayrı base'in var. İki tane ayrı tabanın var. Morfolojik biçim yani. Biçimden bahsediyoruz. Anladın mı? Anladım. Yani bileşik oluştururken aynı sınavı yanına koymuyoruz. Aynı sınavı yanına koyuyorsak bu ödük bu teşhime giriyor. Peki mesela şey gibi durumlarda mesela sıfat sıfat aynı sıfatı şiddetlendirmek amacıyla ama hesitation olarak ki pek isimli olarak ki mesela yeşil bir yeşil ya da en hassas yeşil. Tabii ki anlam zaten pekiştirme olmak zorunda değil. Diyelim ki bazı diller reduplication'ı çoğul yapmak için kullanır. Aynen. Base'in aynısını alır yanına koyar, o adamdan adamlar oturar. Yani o yüzden zaten pekiştirme dememeliyiz. O ne oluyor mesela? Reduplication. İşte bu yüzden zaten reduplication demeliyiz, yani yineleme demeliyiz. Pekiştirme dersek sadece Türkçedeki anlamsal kısmı açıklamış oluruz. Türkçedeki diğerlerini
ve diğer dilleri açıklamamış olur. Yani reciprocation yalnızca anlam güçlendirmek için kullanılmaz. Çoğul yapmak için olabilir. Başka bir eylemden sıfat türetmek o başka bir çok çok değişik işlevleri olabilir dünyada. Dönüşüm. Bundan bahsettik zaten. En ilginçlerinden biri. Görünmeyen morfolojik süreç. Sadece tür değişiyor. Diyelim ki güzel bir nokta dersen güzel orada ne olur? Güzelin türü yani ulamı nedir? Sıfattır değil mi? Ama güzel konuştum dersen bakın aynı. Hatta burada reduplication'da hiçbir şey yok. Güzeli aynen aynı vurguyla, aynı biçimde, aynı anlamda kullanıyorum. Ama söz yüzündeki yolu değişiyor. Bir eylemi içeriyor. Demek ki tür değişti. Beni tutuyor. Güzeller dersen ne oldu? Güzeller buradalar. Güzeller burada. O zaman evet ada dönüştü. Ve bunların hepsi herhangi bir ek olmadan yapıldı. Sadece eksiz tür değişimi kalmadı. Ya da eski arkadaş dediğim zaman eski sıfat oluyor değil mi? Ama kitaplarım eskidi ya da kitaplarım eskimez dersen eski hala sıfat mı? Hayır, bir kere mek alıyor, eskimek. Mek alabilen yapılar nedir Türkçe'de? Eylem. Demek ki burada da bir dönüşüm var. Ama hiçbir ek yok. Eksiz var tabii ki. Evet, buraya kadarı düzenli Türkçe'de, düzenli, üretken sözcük türetme sistemlerimizde. Bir grup sistem daha var, bunları bir tartışalım. Bunları da diyebilir miyiz diye. Peki mesela Türkçe'de sıfat veya fiilden, hani sıfat veya isimden fiil yapmak için, hani L, O, La, L olması gerekiyor. Türetim. Aynen, hani eskimek istisnai bir şey değil mi? Zaten biz bütün eylem yapma süreçleri böyledir demiyoruz. Örnek veriyoruz, böyle bir süreç de var. Düşünelim, başka örnekler de bulabiliriz. Dedik ki Türkçe'de zaten sıfattan eylem türeten ekler çok. Zaten en çok ekleme var Türkçe'de. En çok kullandığı süreç Türkçe'nin bileşik yapma, compounding ve ekleme. Ama bunun dışında da süreçler var. Diyelim ki conversion hiçbir kitapta göremezsiniz. Türkçe'de konverjim var diye, yani dönüşüm. Benim tezimde görebilirsin de. Yani bunları da görmemiz gerekiyor. İşte morfoloji sadece ek demek değildir. Bunlar da önemli çünkü var bunlarda. Ve belki 50 yıl içinde çok sıklaşacak. Diğerlerine bakalım. Başka sorunuz yoksa bu düzenli sistemlerle ilgili. Diğerlerini buldunuz mu? Diyelim ki karıştırma, blending. İstanbul'da yaşayanlar Akbil'i bilirler. Akbil. Aslında Akbil'in akıllı biletten geldiğini biliyor muyuz? Hayır. Akıllı biletten karıştırma işlemi yapıyoruz, blending yapıyoruz. Yani iki sözcükten de belirli kısımları alıyoruz. Akbil. Birleştiriyoruz. Alası da yeni sözcük. Ama tabii ki şu bir soru işareti. Bu Türkçe'de sistemsel yani dizgesel bir sözcük yapmak işlemidir. Her an bunun gibi yeni bir tane sözcük oluşturabilir miyiz? Biraz zor değil mi? Regal bunun işlemesi için lunch ve breakfast'ı brunch kelimenin hece yapısına uygun olarak yapmak gerekiyor. Aslında o da var tabii ki. Aslında öyle bir dizge olmadığı için bunlar çok sık görülmüyor. Aslında yani sen onu nereden okudun? Acaba tersini mi okumuştun? Yani aslında böyle aradığımız şey bu. Bunun, evet bu Türkçe'de veya İngilizce'de. Yani bir dilde. Bu da üretken bir sistemdir. Bununla bir sürü sözcük türetebiliriz. Diyebilmemiz için bir düzen olması lazım. Diyelim ki daima ilk sözcüğün ilk seslemiyle ikincisinin ikincisi. Veya işte belirli bir kural. Ama böyle bir kural yok. Onun için üretken değil. O yüzden başka süreçler altında bunlar. Yani bunlar da şu an biraz daha nasıl diyeyim? Şimdiye kadar saydıklarımız doğal süreçler. Ama bunlar doğal değil. İnsanların düşünerek oluşturduğu. Yani şimdiye kadar saydıklarımız zaten sezgisel bir bildiğimizin parçaları. Bunları yaparken biz oturup da bir araya gelip aa hadi dönüşüm yapalım. Aa hadi ekleme yapalım demiyoruz. Bunlar zaten dil bilgimizin parçası. Ama bundan sonraki şu en alttakilerin hepsi bilinçli. İşte TDK gibi kurumların. Ha, bu ayrıca kötü bir şey değil. Belirli dil kurumlarının bir araya gelip yeni sözcük türetmek için ya da dil kurumu olmayabilir
bazı şirketler yapabilir, uyduruk solucuklar türetebilir, onları da gezeceğiz. Yani hiçbir anlamı olmayan, tamamen seslerden oluşan, işte marka isimleri böyledir örneğin. Bunlar da bazı solucuk üretebilen sistemler. Kişi adlarından olan, bunlara eponim diyoruz. Diyelim ki nikotin, aslında bir isim, özel isimden geliyor. Bunun gibi pek çok örnek var, pek çok hastalık adı var. Fizikte pek çok kuram adı var, diğer bilim alanlarında da. Kuram isimleri, hastalık isimleri, ilaç isimleri. Bunlar genelde onu bulan kişi tarafından, onu ortaya çıkaran kişi tarafından. Evet. Seviyorum demişsin, evet, sana. Yani böyle çok var. Fransızca'da, İngilizce'de çok fazla. Bilimin ileride olduğu toplumlarda bunları daha çok görebiliyoruz. Türkçe'de de var. Şeylere çok kaptan, etkileyecek karakter bir şey de mesela bu mesela bir Hintz, şurada bir insan. Sadist. Evet, ya da sandviç. İşte sandviç de aslında. Bir savaşta bir kral, sonra iki ekmeğin arasına işte koyun malzeme yapıyor. Onun soyadı sandviç, oradan geliyor. Yani böyle çok örnek var. Uydurmaya gelelim. Uyduruk sözcükler, Serpak gibi. Bakın ne kadar dile girmiş. Değil mi? Şeyler, bu TDK'nın falan yaptığı ha, onlar uydurma değil. Neden? Çünkü TDK'nın yaptıklarında anlam biçimi eşleşmesi var. Diyelim ki selfie, işte öz çekim, öz ve çekimin anlamları var. Hayır. Mesela, bu tamamen uydurma. Bunu zaten dil kurumu yapmıyor. Okuldan bahsetmiştik. Okulu TDK buluyor ama şeyden, tam eskilerden bir şeyden çıkarıyor da halk için, Türkiye için yani bir anlamdan çıkarmıyor. Ve böyle çok kelime var. TDK'nın şeye dayandırmadan ülkenin kendisine dayandırmadan yaptığı kişi olabiliyor. Yani aslında şöyle, dayandırıyorlar yine mümkün olduğunca ama soru şu, biz bazı sonuçları beğenmiyoruz. Yani bize mesela, güzel tabii, Türkçe olması güzel ama çok fazla kullanmıyoruz. Soru şu, üretken ekleri kullanmamaları. Üretken ekleri kullansalar aslında bize daha doğal gelecek. Ama diyelim ki artık işlevini yitirmiş ya da artık kullanılmayan sözlüklerimizde bir iki örnekle kısıtlı ekleri kullanıyorlar bazı önerilerinde ve ne yazık ki diyelim ki ne vardı, benim size verebileceğim ama emmek örneği var. İşte bu aspiratör için emmek. Oradaki meçeki çok, yani çok kullandığımız bir ek olmadı. Hiçbirimiz böyle demiyoruz. Ne derdiniz siz aspiratör için Türkçe türetse korktunuz? Diyelim ki bileşik sözcük kurulmuş. Çünkü bileşik sözcük yapma süreci çok çok fazla. Meçekinde en azından daha yoğun bir süreç. Niye değiştirmeye çalışıyoruz? Devam mı yoksa? Efendim? Niye değiştirmeye? Aspiratör biliyoruz, hepimiz kullanıyoruz ki herkes anlıyor Türkiye'de. O zaten dil bilimin alanı değil. Yani o dil kurumlarının görevi dilleri korumaktır. Onların işi bu. Ve yapmaları gerekiyor. Zaten yapmazlarsa dilimizi yitiririz. Yani, ben şunu merak ediyorum. Uzun süreçte aslında önemli bir şey. Yani böyle yok olan dil var mı? Yani mesela Farsça ala Farsça'ya dönüşen bir dil var mı? Ben Almanya'da işte mesela alıyor işte, ben geçenim dedim ama yok olmuyor, ne olmayacak? Yani daha çok asimilasyon var. Almanca konuşan, Farsça konuşan, Farsça konuşmaya başlasa dili yok olur. Ama dışarıdan kelime alarak yok olmuş bir kelime var mı? Ama zaten bir anda olmaz ki, çok hızlı bir şey. Yani ama bildiğimiz var mı herhangi bir tane? Sonra böyle devam ederse Türkçe kalmaz mı diyorsun? Böyle bir şey mümkün mü? Neden olmaz? Peki, yani bu kötü bir şey değil, anlıyorum. Senin ne dedin, konuyu tartıştık. Yani bir toplumun dilini koruyan bir merkezin olması da kötü bir şey değil. Bu güzel bir şey ama bu dil bilimin alanı değil. Bizim alanımız değil. Biz çünkü olana bakıyoruz, olması gerekiyor. Tamam da mesela Türkçe'de L2, yani fiilden isim yapmıyor, isimden fiil yapıyor. Mesela okul mu bir Türk isim daha manidar yoksa mektep mi? İşte buna... Tabii ki mektep yani, en azından 1920'lerde. Çünkü o ekin öyle bir işlevi yok yani. O L ekine başka örnek vereceğin kelime var mı? Yok tabii. Yok, onu Engin Hoca'ya sormamız lazım. Engin Hoca'ya sormamız lazım. Birkaç tane daha vardır. O zaten o anlama da gelmiyor. Aynen, onun da manası. Ne ekip üretken değil, evet. Yani onun yerine başka bir ek olabilirdi. Yine okul, kökünden türeyen, evet.
Ama neden öyle biliyorsun? Sıklıktan dolayı. Eğer hava emici, ben hava emici derdim. Emici de diyebiliriz, hava emici de diyebiliriz. Ya da havalık diyebiliriz, havalık diyebiliriz. Eğer bu aspiratörden önce bu türemiş ve sıklığı artmış olsa bize gayet doğal gelir. Yani şu an tabii ki aspiratör o kadar sık ki diğerlerini dışlıyor. Buna da lexical blocking diyoruz. Tamam. Gayet normal böyle olmuş. Hani mektep kelimesi herkes yaygın olduğu zaman ne sıkıntı çıkıyor, ne anlamadı ne? Hani emici yaygın olsa okey, içselleştirdik, yani mektep yaygın olduğu zaman. Bakın sorun yani şu. Mesela politik mesele dönüşüyor orada biraz. Sorun şu, bakın. Bu kadar türetim süreçleri olan bir dilden bahsediyoruz. Bunlarla türetmek yerine, ki zaten eski Türkçe böyle, yani eski Türkçenin de, eski Türklerin de başka toplumlarla ilişkisi olduğu halde, Türkçe'de eski Türkçe'de yabancı sözcükten elemen hiç görmüyoruz. Dil tarihçileri devreye girebilirsin. Çok az Çince'den, girse girse Çince'den çok girer ama çok iyi. Moğolca'dan var, Moğolca'dan var. Moğolca'dan var ha. Ama şimdi modern Türkçe'deki Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca'da Fransızca sözcük sayısı kadar değil. Çok az. Yani korunabiliyor. Bu çağın gerek önemsizliklerinden. Tamam da yani eski Türklerin vizyonu neymiş, gördükleri neymiş gibise. Hani ne bileyim eski Türkçe zaten hani bu adamları denizin kenarına koysak balık isimlerini nasıl türetecekler anlıyor. Ve yine tarım aletleri kılıç kalkan çeti köpek bulunmamış. Zaten tarım aletleri ama buraya geleceğiz onu kadar alıyorlar. Diyelim ki kültüründe olmayan ya da yaşam tarzında olmayan sözcükler alınabilir. Ama diyelim ki okul gereksiz yani zaten böyle bir ortamın olduğu bir işte. Ya da toplum diyelim. Ama geçmişi düşününce olmadığı için gerekmek gerekiyor yani. Ama arkadaşlar yani bu dediğim gibi benimle tartışacağımız bir konu değil. Ama ben kişisel olarak yani mesleğimin dışında da o Türkçe sözcük kullanmayı önemsiyorum. Yani bu benim mesleğim. Ben başka meslekten olsam da yine önemserdim. Yani bu tamamen farklı bir durum. Benim bir şey söyleyeyim. Bence bildirimsel olarak da bu tarz yeni sözcüklerin falan sözcük süretini bile zararlı bir şey, yararlı olmanın ötesinde. Çünkü dilin kendi imkanlarını kısıtlıyor. Örneğin mesela söyleyeyim, kompüter Fransızca'ya geçiyor, ona ordinatör yapıyorlar. Ama onu öyle yapmasalar, Fransızlar başka bir anlam için ordinatörü kullanacaklar. Şimdi Fransızlar potansiyel bir kelimeyi kesmiş oluyorlar. Ya mesela Türkçe'de bilgisayar diyemiyorum başka bir şey için. Ve zaten hani az sayıda kelimeyi söylemiyorum. Çünkü aslında bilgisayar desem herkes bilgisayarı anlayacak. Ama kompütere atsam ben bilgisayarı diyebilirim. Bir ortamda yürüyebilirsin. Yani morfolojik değiştirilmek istemezsin. Aksine işte benim neden ben kişisel olarak böyle hani Türkçe ya da işte hangi ailem başka ben o dile sürekli kullanmamı gerektiğini düşünüyorum. Kullanmayıp başka dilden öpeyi çaldığın anda şu sistemlerin hepsinin yaratıcılığını kısıtlıyorsun. Bak zihinsel olarak aktif olmak var bir de pasif olarak başka bir dilden alıp leksikonuna yerleştirmek var. Sence hangisi daha insan zihnini aktif ediyor? Başka bir dilden direkt almak yani hazırcılık, kolaylık. Ya benim için... Bu mu yoksa zaten elimde olanları işleyerek kullanmak mı? Ya elinde olanları kullandıkça... Yaratıcılık yani. Yine bize her şeyi onların arasından görüyorsun. Yani bence coinage ve işte uydurma ve ödünç almak en önemli olan. Çünkü orada hakikaten yeni bir kelime yapıyorsun. Böyle yepyeni bir şey çıkıyor. Böyle herhangi bir kökü olmayan. Ama şu değil ki şey. Ama çok kelime olması değil ki dilinde. Ayrıca bence anlam bilgisini kurabilmek ve dilimizle dünyayı anlamlandırdığımız için sıfır vokabülerle bir açıdan da daha mantıklı. Her şey eğer giderse o zaman dil kelime alsınlar. Şimdi zaten anlam diyelim ki Almanca'da bu çok kendilerinde olmayan kavramların başka dillere bakarak ama tamamen Almanca söyledikleri. Yani bu güzel bir şey. Mesela ben bunu asla karşı değilim. Tabii ki bizim toplumumuzda olmayan
kavramlı olabilir. Yani olabilir ama kavram alıp Türkçe sözcük kullanarak kavrama ödünç almak başlayabilirsin. Olduğu gibi sözcüğü... Bu Arapçası değil mi? Yani olduğu gibi sözcüğü aldığımız zaman... Doğru. Bir şey söyleyebilir miyim başka? Yaratıcı sistemleri devreden çıkarmış oluyorsunuz. Yani bu insan zihni için kötü bir şey var. Öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Şimdi felsefi olarak da bakınca dış dünyayı insan dille anlamlandırıyor. Hı hı. Ve biz örneğin gözden gözlük dediğimizde bizim için daha anlamlı. Fakat onun yerine glasses deseydik her seferinde farklı bir kelimeyi ve anlam ilgisi olmayan kelimeleri kullanmış olacaktık. Hı hı. Ve dış dünyayı anlamlandırmak özellikle yeni nesile dili aktarırken çok zorluk çıkaracaktı. Bir yandan işte Türk çocukları okuduğunu anlamada ne kadar başarılı diyoruz mesela. Bu anlamda da önemli diye düşünüyorum. Yani senin dediğinle bağlantılı olarak sözlükçede de zaten sözlükler birbirlerine dedik ya, leksiyon ve onun word formları birbirleriyle bağlantılıdırlar. O zaman işte bu gibi alırsak dışarıdan böyle bağlantılar olmayacak leksikon. Yani leksikon tamamen düzensiz, sadece bir depo haline gelir. Ama senin dediğin hani otomatik de çıkabilecek ve mantıklı bir şey. Bilgisayar falan veya yeni çıkan bir sürü bir şeyler. Ha evet, işlek olanlarla. Hoca dedi ya, işlek. Onlara benim de dediğim bir şey. Ama işte benim dediğim. Ama aldığınız zaman bilgisayarda self explanatory bir şey değil. Bilgisayar bence ne olduğunu anlamıyor. Evet, anlamıyorsun. Yalan sağlamıyorsun. Ordinatör de öyle. Ordinatörün ordinatörü hesaplayıcı yani. Normalde şunlardan birini kullanarak. Yani ama compute tam olarak için belirli de onu karşılıyor. Compute de. Hayır, bu zaten hani barışık olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bu çok daha artarsa, ilerlerse... Almanca'da komputer değil mi? Mesela yani Almanca'da komputer. Denemişler. Hiç de gocunmuyorlar. Almanlar biz niye komputer dedik. Ne oğlum, Almanlar yaptı okey oldu mu diyelim. Evet, Almanlar. Almanca'ya kötü gidiyor diyemeyiz. Hani... Tartışıyoruz zaten arkadaşlar yani. Bunu ben değil yani. Böyle oluyor. Almanlar öyle yaptı. Erkin Zıkkın'ın ilgili bağlısı. Bu arada Almanya'da en çok özgün kelimelerini üreten çok şahane. Üretebilen bir şey. Almanca'ya örnek al. Nedenle surprise, sorpresa vesaire ama überraschung. Yani hani anladın mı? O nedenle o farklılıklarla uzun kelimeler. Gelmem bile olmasıyla ilgili. Bir şey sorabilir miyim peki? Selpa dedi ki hani uydurma bir anlamı yok diye. Yani Selpa'nın keyfi dizilimi kadar çocuk da öyle değil mi zaten? Değil aslında, etimolojik olarak. Etimolojiyi geçelim. Git mesela, git fiili. Ne kadar keyfiyse, Selpa o kadar keyfi. Sen git, tabii. O zaman dillerin ilk ortaya çıktığı zamana dönmemiz lazım. Onun için de bu konuda uzmanlara ihtiyacı. Yani mantıken saat ikisini de insanlar üretmiş. Mesela kot pantolon, kot eskiden adamın soyadı. Muhteşem kot diye bir adamın soyadı. Bugün hiçbirini bilmiyoruz. Selpa markası bir gün batacak. Mendil'in adı Selpa olacak. Evet. Ne var ki bunun yani Türkiye'den birisi ya da herhangi birisi yaratmış. Peki mesela ben linguistik öğrenmeye çalışıyorum. Mesela açsın bir kitabı okuyorum. Bir kitapta diyor ki morfem, öbür kitapta diyor ki biçimdir. Şimdi bu ikisi de benim için hiçbir anlam ifade etmiyor mesela. Herkese hava emiciyle aspiratörü. Evet. Hiç konuya yabancı biri için aynı uzaklıkta olması gibi. Yani ben önce aspiratörün ne olduğunu öğreniyorum. Sonra hava emici dendiğini öğreniyorum. Sonra diyorum ki aslında isim mantıklıymış. Ama o isim bana tanımla morisinin olduğu zaten manidar değil. Tabii zaten etimolojiyi bilmek zorunda değilsin ki ana dil konusunda. Hayır yani hava emici, etimolojiden kastım oydu. Yani ne güzel de isim bulmuşlar, çok da uyumlu falan diyorum belki. Ama benim öğrenmem basamağımda bir fayda sağlamıyor ki. Ya konuşmanın ortasında işte hava emiciyi kapat aç falan derlerse yani. Hayır. Hiç bilmeyen biri. Ama kısıtlayan yapısı onunla kastetmiyor. Yani cevap vermeyecek bunu hiç bilmeyen biri aspiratörden. Anlarım ya. Mutfakta da diyoruz hava emici. Ana dil Türkçe değildir gibi gelir bana.
Hava emiciyi anlamazsa o kişi çok da Türkçenin ana dil konuşması. Ya mutfakta duruyoruz. Diyorum ki hava emiciyi kapa. Konuş da ortamda kullanıyorsun yani. Hayır, ama o zaman hava emici deme şansın da şey benim az önce. Ya sonra anlamam ama değil mi? Arkadaşlar bunu yani istediğiniz gibi düşün, istediğiniz sözcükleri kullanabilirsiniz ama ben size bu süreçler devam ederse ne olur ne olmaz. Kendi yaklaşımlarımı gösteriyorum. Kırpma var, laboratuvardan lab yapmak gibi ya da lab yapmak gibi. Başka örnek geliyor mu aklınıza? Metronla var, metropolitan var. Evet. Kısaltma var. Diyelim ki bir bıçak. Kurum adlarının ilk seslerini alıyoruz ama bunu sadece tek bir sözcükmüş gibi sesletiyoruz. Yani şöyle demiyoruz. T-Ü-B-E-T-A-T deniyor. Kısaltma olması için bunu tek bir sözcük gibi söylemek gerekiyor. Bir bıçak, ot gibi. Bu da bayağı yaygın. Buna benzeyen ama tek bir sözcük gibi söylenmeyen seslerin ayrı ayrı söylendiği sözcükler. Diyelim ki TC. Bunlar da zaten genelde arada ünlü olmayanlar. Ünlü yoksa mecburen Türkçenin sesçi yapısından dolayı bunları ayrı ayrı söylemeyiz. Yani tıç diyemeyiz, değil mi? Taç, tıç, böyle şey diyemeyiz. O yüzden TC diyoruz. Bu sefer de alfabet ürünler ortaya çıkıyor. Ya da Fekete gibi. Arada ünlü olsaydı büyük olasılıkta diyelim ki Fekete'ye ne diyebiliriz araya ünlü koyarak? Bunu akronime çevirelim. Yani kısaltmayı çevirelim. Fokete gibi bir şey olurdu. O zaman da zaten yukarıdaki gibi olurdu. Yani ünlü varsa arada akronim oluyor, kısaltma oluyor. Ama ünlü yoksa mecburen sesler zorluklar sebebiyle alfabeti oluyor. Sıklıktan dolayı niye risk alıyorsun? Ne yoksa? Kendinle çalışıyorsun. Az önceki dediklerimi çalışıyor. arasa nokta koy. Yani ben K demiyorum. K diyorum. Arasa nokta. Ama saygı duyuyorum. Ya da işte H'yi aç demiş. Yani sıfır böyle gelmiş. Bunlar ilk böyle girmişler. O şekilde devam ediyorlar. Evet, yani olmayabilir diyeceğim ama siz diyeceksiniz ki doğal şu anda Türkçe'de böyle diyoruz neden olmasın diyeceksiniz. Ödün çalma bahsettik zaten bakın. Ben sevmiyorum ödün çalmayı onun için ama sevenler buraya Gülayınız yapsın hemen. Onu sen ya, mesela sen Gülayınız'a dönüştürebilirsin. İyi de çok eski canım hakikaten. Bakın kafe zaten iki türlü yazılışı da var. Artık nasıl yazacaklarını da bilmiyorlar. Kafe mi desek. Kafeye Türkçe sonuç türeseniz ne derdiniz? Kahve. Kahve değil, Türkçe, Türkçe değil. Kafeterya da kahvehane mesela. Hiç kahve Türkçe değil. Türkçe değil. Türkçeliği... Diyelim ki bir yere oturup sohbet edip bir şeyler içebileceğim bir yer. Ya benim amacım türetirken yaşayan insanların daha rahat anlaması. Hani kökenin Orta Asya'ya dayanması benim için çok bir şey ifade ediyor. Önemli olan anlam. O zaman çaylarla ilgilenmiyoruz. O yüzden kahve benim için daha rahat. O zaman kahve de olur. Peki kahve... Kafe de olur tabii ki de. Kahve de olur. Kahve sen daha... Çaylarla topraklar çıkıyor. Morfolojik olarak... Morfolojik olarak Türkçe olsa, olmasını istesek. Kahveyi nasıl Türkçe yaptı? Kahve. E kahve nasıl? Hadi çaya tavşan tutmuş. Ben zaten bakın... zaten çok iyi. Hiçbir şekilde alınamaz demiyorum. Hiçbir şekilde alınamaz demiyorum. Diyelim ki bir de yoksa o ürün değil mi? O alınıyor mecburen ama yine de onlara bile türetilebilir. Yani düşünülebilir. Ama genelde bitki isimleri efendim. Kahveci. Reklam yapıyoruz. Aslında içki de olur ama içki sık kullanımı alkol içeren içecekler için sık kullanımdan dolayı öyle ama aslında içki içecek demek yani gayet içki hepsi için kullanılabilir. Sıklıktan dolayı kullanılıyor. İçki içmenin iyi ki Arapçadan değil mi içkideki iyi?
Türkçe'de de var. Türkçe'de beklentisi de kes bıçkı gibi. Sevgi dolu. Tavşana falsi. Evet, buna Gülay'ınız yaptı mı sevenler? Bisiklet bakın Fransızca, merhaba Arapça, ders Arapça, kitap Arapça, lokanta İtalyanca, herif Farsça. Kafeye benzeri. Falan. Hiç kafeye öneriniz var mı? Başka kafeye otur konuş. Kalmadı geçelim çünkü. Gel git gibi. Ama orada esas olayı bir şey içmek değil mi? Otur ye. Hayır bir şey otur içmek ye. Değil. Otur ye. Otur sor iç. Hatta otur içten kaynaşma yoluyla otur iç bile olabilirdi. Yani önce otur iç diye girerdi. Çünkü bileşik sözcük türetimi gayet üretken Türkçe'de. Sonra o ses... Diyelim ki sütlaçtaki gibi, sütlaça nasıl dönüştü? Aradaki ses bir şahane, oturt. Ya ben de mesela işte şey... Neden olmasın? Biz bunu aramızda konuşup işte dil bilimciler olarak böyle çok güzel olur diyoruz da... Mesela insanlar kendi aralarında düşünüp giden çayhane diyorlar yani. Bakın çay var, hane var, tabii. Bunu yapıyorlar. Çay evi var bunu zaten. Yani. Çay evi var zaten. Aslında var. Mesela çay evi var. Ama çay evi de Türkçe değil. Çünkü çay Türkçe değil ama size göre ama... Evet. Yine de var çayını çok güzel bir şey. Yine de güzel. Bence de tamam onda anlaştık. Tamam çayı. Ama bu kadar çok olması yazık ediyoruz yani. Bu kadar bir tersi kullanılan bir dile yazık oluyor. Sistemden değil. Ve de alem. O yüzden yoksa tabii ki her dilde olur. Bütün bağlantılar yabancı. Burayı doldurun bakalım. Bana göre ve benim gibi düşünenlere göre bunlar üzücü bir durum. Çünkü ne derdiniz? Neden üzücü? Çünkü üretken sistemleri kullanmamış oluyoruz. Yani var olan sistemleri kullanmamış oluyoruz. Merhaba diyoruz, merhaba. Selam da. Merhaba aslında eski Altay Türkçesinde, sen de biliyorsun, cakşılar var değil mi? Altay Türkçesinde. Merhaba demekti. Cakşılar, böyle günaydın, gözün aydın olsun gibi bir anlamda. O şu anda yok ya, şu an bize zaten açık gelmiyor. Bize açık ne olabilir? Günaydın. Hani şey yabancı dillerdeki gibi şey yapabiliriz. Aslında günaydın hepsinin yerini. İyi günler. Yani sabah olmak zorunda bir şu an sadece kullanım bilimsel bir alışkanlık sebebiyle. Yani günaydın selam yerine olabilir yani. Hepsi yerine geçebilirdi. Düşünürüz yani bulur mu? Bence onu koymak. Selam da Farsça bu arada. Arapça. Merhaba, merhaba. Selam Arapça. Selam Arapça. Selam Arapça. Selam İslam. İslam. Şalom. Ama Türkçe'ye Farsça'dan geçmiş. Yani Türkçe'ye Farsça'dan aldı. Farsça Arapça'da tabii. Farsça'da da var. Zaten Farsça'da da çok fazla Türkçe ve Arapça sözcük var. Yani üç değil mi? Arapça'da çok fazla Türkçe yok. Ama Farsça Arapça etkileşim aynı şekilde. Evet, burayı sevmeyenler... O şekilde doldurabilir. Sevenler de Türkçe için güveniyoruz. Çünkü bunlar ne diyelim, toplumların kültürel etkileşimi yansıtı. Ne de olmuş. İsteyen öyle de, isteyen diğer türlü. Dilde zorlama yok. Altına da bunu yazın. Dilde zorlama olmaz. Hocam kahveye oturup dediniz ya. İçtiğiniz kahveyi nasıl şey yapayım? Onu bir düşüneyim ama şöyle ben zaten hiçbir şekilde bir dilde yabancı sözcük olamaz demiyorum. Kahve olabilir örneğin. Sadece çünkü Türklerde yoktu. Arabistan'dan girmiş değil mi? Osmanlı döneminde giriyor. Türkiye dünyada dillerde aynı sanırım. Evet. Çünkü bulunduğu yerden o İşte bize girdiği dil Arapça. Oradan girmiş girebilir yani kahveyi zaten çok severim. Hiçbir sorunum yok kahveyle. Olabilir, olabilir. Ya da kahve evi. Ha kahve evi olsun. Ya da kahve olsun diyorsun. Kafe gibi. Tamam olsun, evet. Var zaten. Kahve var. Evet, dönüşüm yoluyla yapabiliriz onu. Ve bağımsız olarak Fransızlar da ülkemizde oturduğu yere kahve, kafe başka bir. Bağımsız var değil mi? Onlardan bağımsız. Ya İstanbul'da öyle değil çünkü İstanbul'da falan filan açılırken... Hocam bir ara verelim mi kısa?
bitirmeden mi verelim? Bir tane daha. Yok, şurayı da bitirip öyle verelim mi? Bu bitsin yani. Tamam, okey. Tamam. Ondan sonra soracağım. Bitince bana hatırlatın. Ben unuttum. Sen de arkadaşlar, Lexims dedik ya, ulan dedik, kategori dedik, sözcük birim dedik. Burada biraz daha ayrıntılar var. İki tür var Leximler sözcüklerimizde. Sözcüksel olanlar, yani bunlara lexical categories diyoruz. Yani içeriksel anlamı olanlar. Bir de işlevsel anlamı olanlar, işlevsel türler var. Functional categories. Lexical categories dediklerimiz eylemler, adlar, adıllar. Adıl demek pronoun demek. Yani zamir, somut zamir, adıl diyebilirsiniz. Sıfatlar, belirteçler, ilgeçler. Belirteç var, ilgeçte edat demek. Burada açık demek, bu gruplara, yani diyelim ki eylem setine, her gün yeni bir eylem girebilir. Biz yeni bir türetim yaparız, bir bileşik yaparız, bir türetim yaparız. Yeni bir eylem oluşturabiliriz. Yani açık. Bunların sınırları yok. Ya da yeni bir ad türetip, yeni bir sıfat türetip bu gruba koyabiliriz. Ama işlevsel olanlar öyle değil. Bunlara baktığımız zaman zaten belirleyiciler, yani İngilizce, Almanca'da olduğu gibi article'lar. İşte the, and. Ki Türkçe'de de var article aslında. Türkçe'de de var. Birin iki anlamı var. Sayı sıfatı olan biri var değil mi herhalde? Bir kitap derken, ama bugün bir adam gördüm derken, hatta orada rüyü de düşürebiliriz sayı sıfatı olan yanında. O zaman zaten indefinite article, yani belirsiz gönderim olan işlevsel bir kategori oluyor. Yardımcı eylemler olabilir. İngilizce'nin Almanca'dan biliyorsunuz bunları zaten. Auxiliary verb'ler. Türkçe'de var mı yardımcı eylem? Var. Evet, etmek, eylemek var, olmak var, imek var eskiden, eski Türkçeden. Güzel gidideki iyi örneği. Bir de? Bir. Ha, o aslında evet, oradan geliyor ama şu anda modern Türkçede yardımcı eylem değil de modality, kişilik belirten, yani konuşucunun düşüncesini dile yansıtan bir biçim. Onlara değineceğiz. Evet, kitlik. Kitlik belirtiyor. Modality. Yani modality şu demek. Konuşucunun kendi düşüncelerini dile yansıtması. Diyelim ki çocuk gelebilir. Çocuk kesin gelecek dediğim anda, kesin diyorsam ben konuşucu olarak, yüksek bir olasılıktan bahsediyorum. Çünkü ben buna inanıyorum. Ama çocuk gelebilir dersen olasılığı düşürüyorum. Tamam da diyelim ki burada ne anlamı var? Nasıl bir anlam katıyor? Dır dediğim anda mesela çocuk gelmiştir diyorum. Anlamı güçlendiriyorum. Yani dır olmadan da zaten bir yüklem var ortada, değil mi? Her zaman dır olmadan da oluyor mu? Tabii ki, aynen. Dır, yani dır şöyle derler, işte atlardan yüklem yapma. Eki, halbuki öyle değil. Çocuk güzel diyorum, yüklem gayet diriliksel. Çocuk güzeldir dedim. Peki aradaki farkı ne? Konuşucuyla ilgili bir anlam katıyor. Çocuk güzeldir dediğim zaman ben kesinlik katıyorum. Değil mi? Yani bu edim bilimle ilgili. Edim bilimle ilgili bir şey. Devri cümle. Bir de bir sürü isim falan varsa, hangi isimin sonuna dir geleceğini bilemediğinden mecburen bir tane koyman gerekebilir. Niye koymak zorunda olur? Devrik, devrik tümce de ne? Cümle. Cümle, evet. Ya, cümle de diyebilirsin, fark etmez. Ne demek devrik? Demir misi dışında? Hayır, sadece sentaktik structure şey olmayan. Alışılıyor. Eylemi sonda olmayan. Ama Türkçe'de evet. O kadar çok eylemi sonda olmayan tümce var ki. Evet, o yüzden evet. O da bir sıkıntılı durum. Devrik. Onu da tartışırız. Yardımcı eylem, bağlaç, tümleyiciler, ilgeçler. Bunlar bakın hep kapalı. Ne demek? Biz her gün yeni bir bağlaç üretemeyiz. Her gün yeni bir... ilgeçler gerçi iki tarafta da. Çünkü bir grup dil bilimciye göre ilgeçler işlevseldir. Diğer gruba göre bunların içeriksel anlamı vardır. Yani ilgeçler aslında tam ortada. Çünkü yanlarında bir ad oluşuyor. Tek başına genelde oluşmuyorlar. İşte için gibi, ile gibi, hakkında gibi ya da İngilizce'de in, on, at, with. Bunlar tek başına oluşmuyor. Hep bir adla, önünde veya arkasında olabilirler. Bu yüzden işlevseldirler. Ama bunların belirli içeriksel anlamları da var. Diyelim ki in dediğim zaman başka bir anlam, on dediğim zaman başka bir anlam. Değil mi? Bu yüzden bunlar ortada. İki tarafa da koyabiliriz. Ama bunlar kapalı gruplar. Yani her gün yeni bir yardımcı eylem, her gün yeni bir ilgeç türetmiyoruz. Buradaki ulanları bana söyleyebilir misiniz? Bir bakın, diyelim ki henüz, yani kategorileri. Henüz nedir? Eylem midir, at mıdır, belirteç midir? Belirteç, evet. Belirteçler sadece eylemleri değil, tümceleri de niteleyebilir. Henüz geldim dediğim zaman bir tümce yapısını niteliyorum. O yüzden belirteç.
yavaşça. Belirteç. Aynısı yine belirteç. Hayır, var yani. Aynı şey ama bu sefer eylemi niteliyor. Çocuk yavaşça geldi, gelmeyi niteliyor. Demek ki belirteçler hem eylemleri hem daha büyük tümce yapılan niteliği. O zaman cümle dışı unsur olarak mı alıyorsun? Yani iki farklı türden belirteçler var. Hatta sıfatları niteleyen belirteçler var. Peki geldim, aslında eksiltisini yazarsak ben henüz geldim ya da gelmedim diyeyim hani. O zaman cümle içi mi olacak otomatik olarak? Yani bir çelişki oluyor. Şimdi anlam olarak yavaşçanın ya da işte burada ne dedik? Evet, yavaşçanın gelmeyi nitelemesi için özneye gerek yok. Tamam, yok ama koyduğumuz durumları ayrı mı tanımlamamız gerekiyor bu durumda? Yani henüz özne geldi varken yavaşça oluştuysa da yine yavaşça önce eylemi niteliyor, yani eylem öbeği içinde kalıyor. Tamam. Sonradan özne. Ha, ama özneyi söylemediğinizde tümceyi niteliyor diyorsunuz. Yavaşça geldi. Yok yani biraz önce öyle demediniz mi? Hayır, özne olabilir. Türkçe'de zaten parantez içinde ya. Edim bilimsel sebeplerle ortaya çıkabilir. Evet. Yavaşça gibi bir eylem, özne varsa da yoksa da yine de bir belirteç eylemi niteliyor. Evet. Ama tümceyi niteliyor dediğiniz... Tümceyi henüz için dedik. Tamam, ben de henüz örneğini ben... Yani yavaşçayı siz sonradan söylediniz de ben de henüz de ilgili de mesela ben henüz... Anlam sebebiyle yani anlamsal sebeplerle henüzün daha büyük bir yapı nitelemesi daha mantıklı. Sana şöyle mi geliyor? İkisi de aynı. Henüz de eylemi nitelemesi. Henüz gelmedim ya da ben henüz gelmedim. Ben bu iki durumu ayrı ayrı tanımlamazdım. Orada ikisinde yo, de eylemi... Yok, biz de zaten ayrı ayrı tanımlamadım. Ama birisinde eylemi birisinde tümceyi niteliyor diyorsunuz. Tümce demedim. Yavaşça dedim. Yavaşça eylemi niteliyor dedim. Henüz tümce niteliyor. Evet, henüz yavaşça da bakın bir belirteçtir ama bazı belirteçler eylemleri niteleyebilir. Yani bir nedir? Çok anlamadım. Sıfat olabilir. Evet, bir kitap aldım dersen, bir kitap aldım. Bakın bir kitap, iki değil, bir kitap aldım. Sıfat. Ama bir kitap arıyorum. Bu da sıfat değil mi? İşte ona aslında belirleyici diyoruz. Yani article gibi. Türkçe'de de indefinite var. Bak, belirsiz yani. Yani bir adam gördüm. Sence burada sayı mı var? Kim geldi? Bir adam geldi. Sence burada sayıdan mı bahsediyorum yoksa dinleyicinin bilmediği, tanımadığı bir adamdan mı? Yani belirsiz bir adamdan mı? Belirsiz bir adamdan bahsediyorum. Böyle bir kategori yok muydu? Belirsiz. İşte şu anda modern dil bilimden bahsediyoruz ya. Artık aslında iki ayrı dilin olduğunu anlamanızı istiyoruz. Bu henüz yavaşça olayı ben tam anlamadım. Onun bir testi falan var mı bakabileceğim? Ya da başka bir yok, şey. Yok, bunlar anlama dayalı. Yani bazı eylemler vardır. Bazı belirteçler vardır. Eylemleri niteler anlam dolayısıyla. Nasıl anlıyoruz bunu? Bazı eylemler vardır. Bunlar tabii kitaplarda da böyle kategorilerle görebilirsin. Niye böyle bir ayrım yaptık? Henüzün ne farkı var ki cümleyi niteledi, yavaşça eylem niteledi? Neden? Şimdi diyelim ki henüz varmıştı. Henüzü koymamız için anlamsal olarak bir özne gerekiyor, zaman gerekiyor. Bunun edicisi gerekiyor. Yani özne anlamsal olarak edicisi gerekiyor. Ancak bundan sonra mantıksal olarak henüz devreye giriyor. Ama diyelim ki hızlıca ya da işte hızlı hatta C2 olmadan bile Türkçe'de C olmak zorunda değil belirteç olması için. Hızlı geldi, hızlı koştu. Bunun için tümce olmasa da olur. Yalnızca eylemi niteleyebilir özne olmadan, zaman olmadan. Anlamla ilgili. Yani anlamla ilgili. Ama... Evet. İçin. Demenizi bekliyorum. İçin. Bağlaşamadım. Hayır. Ön adı. Neden ön adı kullanmıyorum? Söyleyeyim. Çünkü sıfatlar daima adların önünde oluşturur. İplan tasarımda da oluşturur. Yoksa hiç kullanmam diyeyim ben. Peki ne diyorsun? Sıfat diyebilirsiniz. Ama yine de düşünüleyici. Düşünüleyici diyebilirim. Onlar da düşünüleyici. Yani ben oturmuş şeyler için dilik kendi haline bırakmak en güzeli.
İşte bakın bıraktım. Arada bir ben de bırakıyorum canım. Ben de arada bir özgür bırakıyorum bir kolu. Her ne kadar bir ben sıfatıyım diye çok sürekli. Olmak. Bakın bu birazcık kullanılabilir. Olmanın ulamı nedir? Eylem. Bir, eylem. Oldu mu? Oldu. Eylem. Ama güzel oldu derken ne olacak? Güzel oldu. Yardımcı eylem. Evet. Yani bir soru doğru. Birden çok kullanma olabilir. Her soru cümcük kullanma olacak anlamına gelmiyor. Bir soru cümcük bazen üç ayrı uygulama olur. Tabi bunu anlamak için soru cümcüksel ortama bakmamız gerekiyor. Kimlerle yan yana geliyor? O bize ilk uçları verir. Bulamayı veriyor. Pembeleşmek. Aa, pardon, çünkü unuttum ama bunu zaten bilirsin. Pembeleş. Yani eylem. Evet, eylem. Ama kökü sıfat. Kökü sıfat olabilir. Biz son cevaplıyoruz değil mi? Yani bu bir leksiyon olmuş mu? Pembeleşmek. Pembeleşmek zihnimize bir leksiyon olarak girebilir. Bu artık bir pembe. Renkleri nasıl Türkçe'de istirdin? Abi ya. Elimizde zaten al, ak, kara var. Pembe elimizde. Mavi zaten gök rengi. Bakın bileşik sözcük. Mavi gök. Yeşil de. Yeşil de evet. Yeşil de var zaten pek çoğu elimizde. Kahve yok ya. Kahve renk. Tamam, kahveyi kabul. Kahve sıfat, bunları kabul ediyorum. Boz, ala yani öyle şeyler. Turuncu. Turuncu. Ne yaparsınız? Turunç'tan geliyor. Aynen. Portakal da Portekizce'den geçti. Portekiz rengi de diyebiliriz. Portakal rengi. Turunç. Yani Turkuaz, şimdi Bozkırt'ı turuncuyu nasıl seçtiğinden. Türkçe'ye bakarak yapılmış. Yani yok, Türk mavisi. Türk mavisi de. Ama Fransızlar çekmiş Turkuaz'da. Biliyor musunuz Türk mavisi de? Türklerin en çok kullandığı mavi ve çok güzel bir mavi. Var mı Turkuaz? O taş, o da yani taş sonradan mı isimlendiriyor yoksa ona göre mi? Yoksa taş, Türk denizde. Yok, önce renk sonra taş. O taşın rengi diyorlar. Fransızca yani, Fransızca sonra çık ama. Şey biliyorum ben. Ne biliyorsunuz? Ege Denizi turkuaz bir renk değilmiş. Demek açılan denizler. Şarap rengi değil mi ya? Homeros. Satır bol taşı kadar gelmişsin. Ben de en çok hani o zamanki işte kıyafetler, takılar oradan yani öyle okudum. Benim okuduğum öyle. Temizciler bunu biliyor. O arrestimi yapan bu. You must know that I'm with these cool students. Buradaki detin kategorisi nedir? Haydi bakalım. Yukarıdakilerden kim oluyor? Bu recursiveness değil mi? Allah. Evet tam olarak. Let the recursivity yapabiliriz. Çok ciddi bir tanrı. İlgi bağlacı. İlgi bağlacı. Bağlaç değil. İlgi neyin? Sen. Yukarı olup da sizin bana sormadığınız, kimse bana tümleyici nedir diye sormadı. Aaa, geçti. İşte death tümleyici. Yani bir tümce yapısını alıp bunu bir eylemin yanına bağımlı bir yapı olarak koyabilen. Normalde bunu Türkçe'de eklerle var. Diyelim ki dık eki. İşte, ama onları siz fosfide yapmıyorlar mı? Geldiğin. Ha, tamam aynen. Yani o iki işlevi var tabii. Bir ekip iki işlevi olabilir. Pile eylem deyince sıfat ile sıfat eylem mi diyeceğiz? Hı? Neden olmasın? Var mı peki sıfat eylemi sıfat eylemi? İşte çok eğitim diyoruz. Tekrar yazmayın şu tartışmayı. İki tür işlevi de var. Bizi değil artık. Planı neymiş diye sordum zaten. Hocam şey var ya biliyor musun? O adam geldi ki zaten. Tümleyici neymiş ne? Veya işte. O ara cümle gibi. Hayır o değil. Orada tümleyici yok. Şimdi şurada var. Senin geldiğini biliyorum diyelim. Senin geldin. Normalde sen geldin. Başlı başına bir tümce yapısı. Dık eklediğiniz anda onu bağımlı hale getiriyorsunuz. Senin geldiğini biliyorum. Yani bilmek eyleminin nesnesi durumuna geliyor. Geçiyor. Koskoca bir tümce yapısı. Bu gibi yapılara da tümleyici diyoruz. İngilizce'de ek değil, that'la yapılıyor. Sen anekdot sormak istiyorum. Bir tane piraha diye bir dil bulmuşlar. Piraha'da bu recursiveness yok. Okudunuz mu o şeyi yazıyor? Yani ha, evet biliyorum. Sonra bunu şey, Chomsky'de bu Universal Grammar'da bir tane özellik olarak alıyormuş. Recursiveness olmayan dil olmaz şeklinde bir tanım varmış. Sonra Chomsky'e mail atıyorlar. Diyorlar işte bak şimdi burada falan. Universal Grammar'ın doğru değil. Orada da şöyle, belki morfolojide vardır. Morfolojide olur. Ya ben çok sizinle karikatürü anlatıyorum. Sonra Chomsky'de şeydi, bu benim savunma şey yaptım. Sonuçta ben bir yani toolkit sunuyorum. Kullanmak dillere bağlı diyor. Sonra burada şöyle bir sorun çıkıyor. Popper'a göre pseudoscience'a ayıran şey yanlışlanabilirliktir.
Peki burada yanlışlayamayacağımız bir şey olsa göre linguistik bir bilim midir sorusunun ortaya çıkıyor. Evet ama zaten şöyle, Chomsky'ninki bir Kur'an. Ama yavrama dilde genel geçer doğru demek değil, Kur'an zaten. Ama bu adam yani kontra example bulmuş da Chomsky onu da kabul etmiyor. Demek ki Chomsky bilimsel çalışmıyor. Kabul etmesi linguistik dilimin olmaktan çıkarmıyor yani. Adamın biri yani. Popülyen bir bilime karşı bir şey. Chomsky bilim adamı değil demek ki yani. Universal Grammar'ın linguistiğin nasıl çıkıyor? Chomsky bilim içine bir köz zemlisi de koyuyor. Ama ondan sonra diyorlar ki bir köz zemlisi yokmuş. Chomsky'yi bunu çıkaralım. Geri kalan Universal Grammar'ın linguistiği. Chomsky yani dediğim gibi. Evet, öyle bir de. Tamam. Ben de sosyal anlamıyorum. Biz de anlatıyorum. Yeterimiz ne olur. Hocam bu tümleyenin İngilizcesi nedir? Kantulun Kaiser. Peki şeyde bu spat gibi bir Arapçık bir şey var mı? Belki onu duymuşuzdur. Var mı öyle bir kavram? Yani, tümleyici bu şey mi? Türkçe. Evet biz işte yani dilime dilime at veriliyor da gelenekten bir kişide yapıya at veriliyor. İşte yan tümce. Ama sözcümsel işlev ya da sözcümsel rol ya da görev dediğim zaman özne, yüklem. Yani diyoruz ya tümcenin ögeleri. İşte bunlar sözcümsel işlevlerdir. İkisini birbirine karıştırmıyoruz ayrı şeyler. Diyelim ki akıllı çocuk geldi dediğim zaman akıllının türü nedir? Akıllının kategorisi, ulamı nedir? Sıfattır. Akıllı çocuk ama birlikte çocukla akıllı birleşince bir adı bey oluşturur ve öznemizdir. Bakın sıfat olmak başka bir şey. Adı olmak başka bir şey, özne olmak başka bir şey. Yani özne pozisyonunda bunların her biri olabilir. Şöyle dersek ne olacak? Çocuk akıllıymış. Bakın akıllı yine bir sıfat değil mi? Akıllı, hala sıfat. Leksiğim değişmiyor, yani leksiğim ulamı değişmiyor. Peki tümcedeki rolü değişiyor mu? Yani sözcümsel görevi. Çocuk akıllıymış derken. Değişmiş mi? Değişmiş. Değişti mi? Yüklen. Yani adlardan ve sıfatlardan da yüklen olabilir. Zaten bunları atçıl yüklem diyoruz. Bu sizin zaten bildiğiniz bir şey. Şimdiye kadar buna isim cümlesi diye öğrendiniz. Yani yükleminde eylem yerine atlar, sıfatlar ya da at kökenli diğer sonuçların olduğu yapılar. Yani ikisi farklı şey. Akıllıymış dediğimiz zaman akıllı eylem olmuyor. Akıllı hala sıfat. Ama tümcedeki rolü yüklem. Yüklem pozisyonu. Bir de belirsizlik var. Diyelim ki en iyi kız konuştu. Kaç anlamı var? En iyi kız konuştu. Tek bir anlamı mı var, iki ayrı anlamı var. İki ayrı anlamı varsa bu ne demektir? İki ayrı yapı var. Bu da yazılıp ara vereceğiz. Akıllıca da bunu orguyla çözmüyor mu? Bu da olmuyor. En iyi kız konuştu. Ama işte bunu kız en iyi konuştu yapıp diye. İşte her zaman olmuyor. Tamamen tanımlaman aynı bir şey. Yani yapısal bir şey. En iyi kızı tanımlamadığını göstermek için kız en iyi konuştu. Akıllıca bunu yapar. Türkçe'de bunu yapar. Hayır tabii ki canım, word order'ı değiştirirsen zaten belirsiz bir ortadan kaldırıyorsun. Ama değil mi? Var yani. Evet, çözümü var. Sıfır oluyor değil mi? Yani ne oluyor bu durumda en iyi?
iyi aslında orada bir belirtek oluyor. Belirtek yani zarf oluyor. Çünkü eylemleri belirtekler niteler. O yüzden demek ki burada belirtek ödevi var. En iyi konuşurken konuşmayı kuruyor. Yani ambiguity her zaman olabilir. Böyle durumlarda. Bunu nasıl çözebiliriz? Bu yapıyı kullandığımız ortama bakarak çözebiliriz. Evet, tonlama diyor mu? Ama her bazen aynı tonla da söyleyebiliriz. Bu durumda en güzeli pragmatikse bakmak. Yani kullandığımız ortama bak. Evet, şimdi ara zamanı. Eski.